Merhaba arkadaşlar, e, işletme fonksiyonları dersinde bugün muhasebe fonksiyonunu ele alacağız. E, muhasebe e, işletmenin kritik fonksiyonlarından biri çünkü muhasebe e, aynı zamanda bir bilgi sistemi ve karar vericilere e, güvenilir, e, güncel, e, karşılaştırılabilir, e, belgelere dayalı e, bir veri sunduğu için ve bunları e, finansal tablolarda e, karşılaştırılabilir analiz edilebilir bir duruma getirdiği için işletmenin e, parayla ilgili bütün işlemlerini kayıt altına aldığı için ve işletme yönetiminin e, kendi e, faaliyet döneminde e, hangi e, alanlardan ne verimlilik açısından, karlılık açısından ne tür sonuçlar ortaya koyduğunu göstermesi açısından kritik bir fonksiyon. Bugünkü ünitemizin kapsamında neler var isterseniz onlara bakalım. Muhasebenin tanımı, türleri ve muhasebe bilgisinin kullanıcılarından söz edeceğim... Muhasebeyi yönlendiren temel düzenlemelerden ve muhasebe sürecinden bahsedeceğim sizlere. Bütün fonksiyonlarda olduğu gibi fonksiyonda da önce tanımla başlıyorum. Çünkü tanımlar bizim kavramlar konusunda aynı anlayışa sahip olmamızı sağlarlar ve dolayısıyla bu kavramlar üzerinden yapılan iletişim amacına oluşur ulaşır. Dolayısıyla e, tanımlar çok önemlidir e, ve e, muhasebe e, tanımına baktığımızda işletmelerde gerçekleşen finansal nitelikli işlemleri kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve analiz edip yorumlayarak ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir şeklinde tanımlıyoruz. Şimdi yansıda gördüğünüz gibi bazı kavramların altı çizilim çizili dolayısıyla bu e, muhasebenin e, olmazsa olmaz e, kapsamını iş, işlemlerini ve dolayısıyla işlevini de bize açıklıyor e, bir kere e, muhasebe konu olan işlemler finansal nitelikli olacak bu o finansal nitelikli işlemler kayıt altına alınacak kayıt altına alınan çok fazla sayıda e, finansal nitelikli işlemler e, belirli standartlara göre sınıflandırılacak ve daha sonra bunlar özetlenecek ve finansal tablolar halinde ilgili e, kişi, yönetici, grup, kurumlara sunulacak. Tabi bu tabloları e, e, daha derinlikli anlayabilmek için onların ...analiz edilip yorumlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu yorumlama e, raporlar üzerinden e, yapılıyor... ...ve bu yorumlama e, bir mali yıl e, için geçerli olabileceği gibi... E, ...çeyrek dönemler için de yapılabilir. E, hatta bazı e, tablolarda örneğin mizan gibi araçlarda e, aylık da yapılabilir önemli olan bütün bu analize tabi olacak ve buradan karar almaya girdi sağlayacak önemli bilginin doğru bir şekilde zamanlı bir şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi çünkü bu temel işlemler doğru yapılmadığı zaman oradan üretilmiş olan finansal tabloların bir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla bunlar temel e, fonksiyon fonksiyonudur muhasebenin. Bu finansal nitelikli işlem e, denneyi kastediyor e, tanım. Finansal nitelikli işlem bir işletmenin sahip olduğu varlıklarında ve o varlıkların sağlandığı kaynaklarda değişim yaratan ve parayla ifade edilebilen işlemlere biz finansal nitelikli işlem diyoruz. Finans e, finansal işlemlerle ilgili bu e, kayıt tutma, notlama, özetleme, e, analiz etme, yorumlama süreci aslında bize bunun bir bilgi sistemi olduğunu söylüyor ve dolayısıyla e, bugün e, kurumlar için en kritik kaynak bu bilgi sistemleri. Çünkü bilgi sistemleri e, bilgi ve iletişim teknolo teknolojilerinden en çok etkilenen sistemler ve dolayısıyla bu kolaylaştırıcı teknolojinin faydalarından da yararlanarak bunun muhasebe bilgisine ihtiyaç duyan kesimlere en nitelikli şekilde sunulması gerekiyor. Bu finansal nitelikli işlemler belirli dönemler içinde kaydedildi ve sınıflandırıldıktan sonra yine belirli kurallar çerçevesinde uygun araçlarla özetlenmesi ve doğru, faydalı karşılaştırılabilir bilgiye dönüştürülerek finansal tablolar aracılığıyla ilgili taraflara iletilmesi gerekiyor. Burada altını çizmediğim, altını çizmek istediğim önemli bir mesele de bunun belirli Kurallar çerçevesinde e, gerçekleştirilmiş olması ve uygun araçlarla yani e, işletmeler arasında karşılaştırmaya izin verecek benzer e, kapsamda benzer e, üst ve alt başlıklarda benzer e, anlayışta örneğin hazır değerler bilançoda hazır değerler başlığının altında. Hazır değerler kapsamında olan finansal nitelikli işlemlerin kaydedilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar e, muhasebe de kayıt tutma sisteminin belirli standartları var. Bu standartlara uy uyulacak e, ve yine e, muhasebe fonksiyonunun gerektirdiği araçlarla e, muhasebe bilgileri özetlenecek ve bu sayede işletmelerin doğru faydalı ve gerektiğinde karşılaştırılabilir bilgiye dönüştürülmesini sağlayacak finansal tablolar muhasebe sürecinin sonucunda ortaya çıkacak. Şimdi bir şeyin düşünün ki iki işletmenin e, finansal açıdan karşılaştırılması için neye ihtiyacımız var? İşletmenin finansal e, durumuyla ilgili sonuçları ifade eden, gösteren tablolara, işlemlere, hesaplara ihtiyaç var. Dolayısıyla bunlar belirli bir standartlar içinde karşılaştırıldığı zaman, örneğin e, bir Diyelim ki bir holdinge bağlı pek çok işletmesi olan bir kurum var. Bu kurum da işte stoklar işletmeler arasında karşılaştırmaya imkan verecek şekilde kayıt altına alınmış olması o işletmenin bir takım kararlarında fayda sağlayacaktır. Baş, başından beri sözünü ettiğimiz şey e, bu bütün e, önemli bir amaca hizmet eden ve işletme içinde bir e, önemli kritik fonksiyon olan bu muhasebeye konu olan bilgilerin belirli özelliklere sahip olması gerekiyor. Yoksa bir gün içinde bile bir işletmede e, finansal nitelikli çok sayıda işlem gerçekleştirilir. Dolayısıyla bu işlemlerden hangilerinin e, kayıt altına, hangi e, standartta e, kayıt altına alınacağı konusu e, muhasebe fonksiyonundaki yetkililerin önemli karar e, alanlarındadır. İlkeler şu, muhasebe sürecinde sonucunda elde edilen bilgilerin faydalı olmasının Karşılığı önce ihtiyacı uygun olacak, gerçeğe uygun bir şekilde sunulacak. Bir bilginin gerçeğe uygun bir şekilde sunumu ne demek? Bilgi bir takım filtrelerden geçilmemiş, bir takım kısımları tırpanlanmamış, tam tarafsız ve eğer o... Veriyle ya da bilgiyle ilgili hatalar varsa onlardan da arındırılmış olacak. Bu e, muhasebe süreci sonucunda ortaya çıkan bilginin taşıması gereken temel özellikler. Bir de bununla birlikte destekleyici özellikler var. Bunlar da o bilgi karşılaştırılabilir, kanıtlanabilir, zamanlı ve anlaşılabilir olacak. Karşılaştırılabilirliği sağlayacak sağlayan e, temel ilke standartlara uygun e, bilgilerin üretimi kanıtlanabilirliği e, destekleyen temel e, araç belgelere dayalı olması e, ve güncel olması ve bilginin e, bilgi kullanıcıları açısından anlaşılır olması da e, muhasebe e, bilgisinin faydalı olmasını sağlayacak destekleyici özellikler arasında yerini alıyor. Farklı bilgi kullanıcılarına göre biz e, muhasebeyi finansal muhasebe ve yönetsel muhasebe olarak ikiye ayırıyoruz. E, finansal e, muhasebe e, genellikle işletme e, dışındaki tarafların, ihtiyaçlarına uygun olarak bilgi üreten işletmenin finansal durumu ve faaliyetleri sonuç e, fa, finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi veren e, temel bilgileri içeren belirli düzenlemelere tabi olan muhasebe türü. E, diğeri ise temelde işletme yöneticilerinin ihtiyaçlarına e, yönelik olarak hazırlanan İşletme yönetiminin sağlıklı karar almasına yardımcı olan işletme yönetimiyle muhasebe arasında bir köprü görevi gören ve kapsamında da işletmelerin önemli bir bilgi alanı olan maliyetler konusunda onlara biraz önce sözünü ettiğim temel özellikleri taşıyan, e, bilginin sunulmasını sağlayan maliyet muhasebesi de bu kapsamda e, yer alır ve işletmeler için çok önemli bir e, faydalı e, bilgidir e, maliyetler. Evet, e, tekrarlayacak olursam kullanıcılarına göre e, biz e, muhasebeyi iki gruba ayırıyoruz. Finansal muhasebe, yönetsel muhasebe, finansal muhasebe genellikle e, işletme dışındaki ilgili taraflara e, beklentilerine uygun olarak onların ihtiyaçlarına uygun olarak e, hazırlanan e, çıktılar üretir. Yönetsel muhasebe kapsamında e, maliyet muhasebesi bulunur, e, işletmenin e, finansal konularda sağlıklı karar almalarına yardımcı olur ve genellikle işletme içindeki yöneticilerin ihtiyaçlarına yönelik muhasebe türüdür. Bir bilgi sistemi olarak muhasebeyi ele almıştık. Bir sistemden söz ediyorsak genellikle biz bir girdi sürecinin ve bir dönüşüm sürecinin ve bir çıktı sürecinin bu sistemde yer aldığını biliyoruz diğer derslerimizden de. İşte bu muhasebe e, bilgi sistemi e, karar alıcılara faydalı bilgi üretebilmek için muhasebe verisini toplayan, kaydeden, saklayan, işleyen ve finansal tablolar üreten bir sistemdir. Gördüğünüz gibi temel e, aşamaları veri veriden e, bilgi e, üretme süreci. Ve sonuçta elde edilen faydalı bilgi sürecin çıktısıdır. Veri aşamasında işletmeler bu sistemin önemli bir elemanı olarak finansal nitelikli işlemlere ilişkin kanıtlayıcı belgelere dayalı olarak finansal nitelikli işlem verilerini sisteme sunarlar. Bilgi işleme sürecinde bu veriler kaydedilir, sınıflandırılır, özetlenir ve bunun sonucunda da finansal tablolar elde edilir. Dolayısıyla bu finansal elde edilen finansal tablolara göre de sistemin bir diğer özelliği de geri bildirim, bildirimdir. Örneğin bilgi işleme evresinden girdi aşamasına bir döngü aracılığıyla daha ihtiyaca uygun verilerin girmesi konusunda bir uyarıcı sinyal gidebilir. Aynı şekilde adımlar arasında bir döngüsel geri bildirim sistemin daha da iyileşmesi için kritik bir işlevdir. Evet, çok sayıda finansal nitelikte işlemden bilgi kullanıcılarının gereksinim duyduğu farklı niteliklerdeki ilgili bilgiyi doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir ve zamanlı bir şekilde üretir muhasebe sistemi. Bu işletme içindeki alınan kararların sağlıklı olması, isabetli olması, karar alma kalitesi muhasebe bilgi sisteminin güvenilirliğine bağlıdır. İhtiyaca uygun bilgilerin gerçeğe uygun bir şekilde sunumu son derece önemlidir. Çarpıtma olmadan, eksiltme olmadan, yanıltma olmadan gerçek verinin sunumu sunularak bilginin üretilmesi gerekir. Bilgilerin hızlı ve güvenilir bir şekilde üretilmesi için de sizin de bildiğiniz gibi teknoloji kullanımı bu fonksiyon için oldukça kolaylaştırıcı bir araçtır. Teknolojilerin kullanımı bu konuda üretilmiş pek çok yazılım var piyasada ve işletmeler bunları kullanıyorlar. Şimdi muhasebe bilgi kullanıcılarını iki gruba ayırabilir ayırabiliriz. Bunlar iç bilgi kullanıcıları ve dış bilgi kullanıcıları İç bilgi kullanıcıları kapsamında işletmenin yöneticileri çalışanları işletmenin sahipleri ya da ortakları sıralayabilirim. Dış bilgi kullanıcıları da da başta devlet olmak üzere yatırımcılar, kredi verenler ve dışarıdaki ilgili diğer kesimler. E, muhasebe dış bilgi kullanıcıları arasında yer alır. Şimdi dedik ki, muhasebe bilgisinin e, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, e, gerçeği yansıtan, e, zamanlı yani güncel e, olması gerekir dedik. E, bunlar sadece yöneticilerin e, karar alanlarına etki eden beklentiler değil bunun bunlar bunların gerçekleştirilmesi için ülkelerin ve ilgili kurumların aldığı bir takım yaptırımlar var ve bu yaptırımlar bu muhasebe bilgisinin nasıl kayıt altına alacağı konusunda işletmeleri ...belirli bir çerçeve sunuyorlar. Tabii ki bu çerçeve içinde muhasebe departmandaki çalışanların, yöneticilerin belirli inisiyatifleri var. Ama onlar da kendi yaptıkları işi muhasebe fonksiyonunun işlerinin gerektirdiği etik kurallara uygun olarak yapmakla yükümlüler. Şimdi muhasebenin beklenen faydalı bilgiyi üretebilmek için bir takım kuramsal e, yapılarından ve yasal düzenlemelerden de e, bilgi sahibi olmamız lazım. Gördüğünüz gibi kuram kuramsal yapı kapsamında e, standartlar, ilkeler ve kavramlar yer alıyor ve bunun dışında bir de e, muhasebenin e, işlerini yerine getirmesini ilgilendiren yasa ve düzenlemeler var. Muhasebenin Temel kavramları, muhasebe uygulamalarını yönlendiren genel karar alma kurallarını içerir. Yani muhasebe kapsamındaki bütün işlevler, görevler yerine getirilirken ortaya çıkan karar noktalarında bu kavramlar, bu fonksiyonu yerine getirenlere önemli bir çerçeve sunar ve bunların içselleştirilmesi muhasebe bilgisinin çıktısının hem faydalı olması hem de güvenilir olması açısından son derece önemlidir. Bu muhasebenin biraz sonra sözünü edeceğim temel kavramlarını uygulayabilmek için de bir takım ilkeler geliştirmiştir ve bu ilkeler kavramların muhasebe işlemleri ve finansal tablolarda kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmış genel esasları kapsar. Standartlar ise e, uygulamaya yönelik oldukça e, detaylı e, düzenlemelerdir ve ilgili e, yasa ve e, düzenlemeleri de örnek olarak e, 1 Nisan 2021'de yeni haliyle yürürlüğe giren Türk ticaret kanunu ve ver, ver, vergi usul kanunu verebiliriz. Ee, tek düzen hesap planı da muhasebe sürecinde e, belirleyicidir. İşletmelerin e, muhasebe ile ilgili e, işlemlerine e, önemli bir çerçeve sağlayan ve muhasebenin işlenen, muhasebecilerin bu görevlerini yerine getirmeleri sürecinde ortaya çıkan kararlarını doğru ve net bir şekilde almada onlara yardımcı olacak yardımcı olacak temel kavramlar vardır. Bunlar sosyal sorumluluk kavramı, kişilik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı, dönemsellik kavramı, parayla ölçme kavramı, maliyet esası kavramı, tarafsızlık ve belgelendirme kavramı, tutarlılık kavramı, tam açıklama kavramı, ihtiyatlılık kavramı, önemlilik kavramı ve özün önceliği kavramıdır. Örneğin, sosyal sorumluluk kavramı muhasebe sürecinde yerine getirilen bütün işlemlerde sadece işletmenin değil, toplumun çıkarının da gözetilerek bir denge sağlanmasını gerektiren bir temel kavramdır. Kişilik kavramı işletmelerin yöneticilerinden, sahiplerinden bağımsız olarak bir kişiliği vardır ve bütün işletmenin bütün faaliyetleri ve onunla ilgili sonuçlar işletmenin kendisiyle ilgilidir. İşte işletmede kayıt etme, sınıflama, özetleme dönemler itibariyle yapılır. İşletmeye, e, finansal e, işlemlere e, esasında e, parayla ölçülebilen e, faaliyetler vardır. E, ve işletme yöneticileri bütün bu e, kavramları uygun bir şekilde faaliyetlerine gerçekleştirmeleri beklenir. Bu o, kavramlara uygun olarak bir takım ilkeler geliştirmiştir. Bu, ve bu ilkelerin e, her biri e, ülkelerde, e, biz, örneğin Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde yayınlanmıştır. E, bu ilkileri ilkeleri e, sunan tebliğler, e, Gelir tablosuna ilişkin olabilir, bilançoya ilişkin olabilir. Örneğin bilanço ilişkin ilkeler, bilançonun önemli kalemlerinden olan varlıklara ilişkin ilkeler, yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler, öz kaynaklara ilişkin ilkeler olarak e, yerine almıştır bu tebliğlerde. Muhasebe ım, fonksiyonun yerine getirmesinde bir diğer önemli konu, e, uyulması gereken çerçeveyi de standartlar sunar. Standartlar muhasebe ilkeleri çerçevesinde muhasebe uygulamalarını e, belirleyen düzenlemelerdir ve uluslararası ticaretin ve yatırımların artmasıyla işletmeler arası karşılaştırılabilirliği sağlayabilmek için uluslararası muhasebe standartları geliştirilmiştir ve e, uluslararası finansal raporlama standartları geliştirilmiştir. Burada siz de takdir edeceksiniz ki ülkeler arasındaki ticaretin artmasıyla birlikte işletmelerin karşılaştırılabilir olması için bu tür standartlara ihtiyaç var. Benzer uluslararası standartlar örgütünün geliştirdiği ISO 9001, 14001 gibi standartlarda bu karşılaştırmayı. E, sağlama işlevini yerine getiriyor. Dolayısıyla e, ilk e, bir takım değerler diyeyim ben değerler, ilkeler ve standartlar çerçevesi gözetilerek yerine getirilmesi gereken bir fonksiyondan söz ediyoruz. Türkiye'de muhasebe standartları kurulu var. E, uluslararası standartları çevirerek kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu da onun yanı sıra Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Reformlama Standartlarını bu TFRS olarak okuyabileceğim standartları yayınlamıştır ve muhasebe Departmanlarında çalışan bütün yetkililer e, bunlara uygun olarak e, davranırlar. E, muhasebe sürecinde e, dedik ki e, veriler bilgiye dönüştürülür ve bilgiye dönüştürdükten sonra ortaya finansal tablolar çıkar demiştik. İşte bu o, süreci anlayabilmek için bir takım kavramlardan e, bahsetmem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi varlıklar. İşletmenin sahip olduğu ve gelecekte fayda sağlamasını beklediği bütün ekonomik değerler o işletmenin varlıklarıdır. Kaynaklar bu varlıkları sağlayan işletme sahipleri ya da işletmeye borç veren e, taraflardır. Öz kaynak işletme sahiplerinin varlıklarını finanse etmek için e, sağlamış olduğu kaynaklara öz kaynaklar diyoruz. Yabancı kaynak ise işletmeye borç verenlerin, e, kreditörlerin, e, işletmenin varlıklarını finans etmek için e, sağlanan e, kaynaklar e, yabancı kaynaklardır. Dışarıdan temin edilen e, işletme ile arasında bir e, alacak ilişkisi olan Dışarıdan yani sahiplerin, ortakların dışındaki kesimlerden elde edilen kaynaklar dış kaynaklardır. <laughs> muhasebe fonksiyonu kapsamında e, önemli bir eşitlikten söz etmek istiyorum. Bu o, temel muhasebe eşitliği ya da Bianco eşitliği olarak adlandırılır. Bu eşitlikte e, varlıklar eşittir kaynaklar yani işletmenin sahip olduğu varlıklar. O varlıkları sahip olma da kullandığı kaynaklarla eşit olması gerekir ve kaynakları da biraz önceki tanımında da gördüğünüz gibi öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar olarak ayrı ayrı sınıflandırıyoruz kayıtlarını ayrı ayrı tutuyoruz. Bilanço işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren önemli bir finansal tablodur ve işletmenin finansal durumunu gösterir. Çok basit olarak şu şekilde e, zihninizde canlandırabilirsiniz. Bilanço eşitliğinden söz ettim. Varlıklarla kaynaklar birbirine eşit olacak. Bilanço'nun e, aktif tarafında varlıklar yer alır. Pasif tarafında ise yani kaynaklar yer alır. Ve kaynaklar da yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olarak gösterilir. Daha ileriki dönemlerde göreceğiniz e, muhasebe fonksiyonu ile ilgili e, der, e, derslerde yani e, konusu tamamen e, muhasebe olan derslerde siz bu varlıkların e, alt e, kırılımlarını yabancı kaynaklar ya da öz kaynakların alt kırılımlarını ayrıntılı olarak göreceksiniz. Örneğin yabancı kaynaklar kısa vadeli uzun vadeli olarak e, sınıflandırılabilir varlıklarda farklı şekillerde e, kalemlerden oluşur muhasebe döngüsü e, biraz önce gördüğünüz o, o muhasebe bilgi sistemindeki döngüyü e, kastediyoruz işletmelerin e, finansal tablolarını üretme sürecidir dolayısıyla bir yılın sonunda işletmeler o bir yıl içinde gerçekleşmiş finansal nitelikli işlemleri ve bunların ortaya çıkardığı finansal durumu e, bununla e, bağlantılı olarak da ilgili faaliyet sonuçlarını ilgili birimlere özet halinde sunarak bilgi kullanıcılarına fayda üretirler. E, muhasebe fonksiyonunda e, bilmemiz gereken bir diğer kavram da hesap kavramı çünkü bütün bu e, Muhasebe sürecinin sonucunda e, elde edecek finansal tablonun temelinde bir takım hesaplar bulunur. E, bu hesaplar e, varlıkları, kaynakları, gelir ve giderlerde ortaya çıkan değişimleri izlemeye yarar ve tüm hesapların e, sol tarafına borç tarafı, sağ tarafına da alacak tarafı denir. Hesaplar e, aktif karakterli ve pasif karakterli olarak e, adlandırılır. Bilanço'da gördüğümüz gibi aktif karakterli varlık hesaplarındaki artışlar borç tarafına, azalışlar ise alacak tarafına kaydedilir. Pasif karakterli olan öz kaynak ve yabancı kaynak hesaplarındaki artışlar ise alacak tarafına, azalışlar borç tarafına kaydedilir. Gider hesaplarında giderler yapıldıkça ilgili hesapların borç tarafına kaydedilirken gelir elde edildikçe ilgili hesapların alacak tarafına e, kaydedilir. Örneğin kasaya para girişi olmuşsa e, bu e, borç olarak kaydedilir. E, Finansal tablolar muhasebe sürecinin sonunda bilgi kullanıcılarına e, sunulan tablolardır ve e, muhasebe sürecinin çıktısını e, oluştururlar ve bizim e, bu ünite kapsamında e, ele alacağımız iki temel finansal tablo var. Bu, bu, bu bilanço ve gelir tablosu ama biliniz ki e, işletmelerin e, finansal durumu izlemekte kullandığı çok fazla sayıda tablo var bilanço dedik 3 bölümden oluşur bunlar varlıklar yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bu Örneğin burada gördüğünüz bir bilanco'nun aktif tarafını ve pasif tarafını görüyorsunuz. Aktif tarafındaki varlıklar iki farklı bölümden oluşuyor: dönen varlıklar ve duran varlıklar. Pasif tarafındaki kalemler ise yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar demiştim. Yabancı kaynaklar genellikle kısa vadeli yabancı kaynaklar başlığı altında ve uzun vadeli yabancı kaynaklar başlığı altında toplanıyor. Örneğin dönen varlıklar grubunda hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, stoklar ve benzeri kalemlere ilişkin değerler bilançoda gösterilir. Duran varlıklarda ise mali duran varlıklar maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar gibi işletmenin finansal durumunu gösteren kalemlerin parasal o günkü değerleri gösterilir. Öz kaynaklar ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedeklerinden oluşur ve gördüğünüz gibi Aktiflerin toplamı ile pasiflerin toplamı da birbirine eşit olacak şekilde e, bilanço e, ortaya çıkar. E, dönen varlıklar ve duran varlıklar neye göre ayırıyoruz? E, dönen varlıklar işletmenin bir yıl ya da işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevirebileceği veya kullanılacağı öngörülen varlıklara dönen varlıklar diyoruz bir yıl içinde nakde dönüştürülebilir. Özelliğini taşıyan ve de, ya da e, nakde dönüşeceği e, öngörülen varlıklardır. Duran varlıklar ise normal şartlar altında bir yıl içinde evden çıkarılması düşünülmeyen veya faydaları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklara da e, duran varlıklar diyoruz. Yabancı kaynaklar kısa vadeli olması durumunda bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlardan oluşur. Uzun vadeli yabancı kaynaklar ise bir yıldan daha uzun bir sürede ödenecek olan borçlardan oluşur. Bilançonun dışında başka önemli bir finansal tablonun gelir tablosu olduğundan söz etmiştim. Gelir tablosu ile bilanço arasındaki temel fark bilançonun işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunun resmini bize e, sunması iken gelir tablosu bize dönem, bir dönemin sonucunda işletmenin e, kar ya da zarar açısından durumunu gösterir. Belirli bir dönemi kapsar gelir tablosu. Gelir e, bir varlık ya da hizmetin satışı sonucu elde edilen nakit veya e, benzeri e, varlık. Farkların yanında faiz gibi, kira gibi, işletmenin farklı gelir kalemlerinden elde edilen tutarları e, temsil eder. E, bir e, gelir tablosu örneğini şurada sizinle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi işletmenin net satışlarından elde ettiği e, tutarın e, satışların maliyetinden düşürülerek brüt kar ve zar zararın Ortaya çıktığını görüyoruz. ve Bu e, faaliyet giderleri de bu e, bürüt e, kardan bu örnekte düşüldüğü zaman faaliyet kârını görüyoruz. Bu faaliyet kârından da diğer olan gelirler e, ya da giderler e, yanında eksi olanlar giderleri temsil ediyor. Yanında hiçbir işaret olmayanlar e, geliri temsil ediyor. Ve buradan e, işletmenin faaliyet dışı gelirlerinin e, ve e, 150 lira olduğunu giderin ise 200 lira olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla vergi öncesi bu işletmenin karı 550. Vergi de düştükten sonra o döneme ait işletmenin elde etmiş olduğu kar 400. TL olarak sembolik bir rakam hmm, ortaya orda. çıkmış oluyor. Rakamlar güncel rakamlar değil. Sadece gelir tablosu kalemlerinin neler olduğunu ve neyi ortaya koymak istediğini sizinle paylaşmak istedim. Nakit akış tablosu işletmede bir faaliyet dönemi içinde gerçekleşen nakit akışlarını işletme yatırım, finansman faaliyetlerine göre gösteren finansal bir tablo. Nakit akış tablosu da işletmenin dönem içindeki para tahsilatı ve ödemelerini kaynakları ve kullanım yerleri olarak izlenmesine imkan verir. Nakit akışı tablosunda gördüğünüz gibi işletmenin faaliyetlerinden yaratılan nakit akışları, işletmenin yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ve işletmenin finansman faaliyetlerinden kaynaklanan kaynaklanan nakit akışları ayrı ayrı gösteriliyor. Dolayısıyla bir işletmenin tüm faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının göz önünde bulunarak nakitteki Artış ya da azalışı bu tablo sayesinde e, bilgi kullanıcılarının izlemesi mümkün hale geliyor. Bir diğer e, önemli tablo öz kaynak değişim tablosu. Öz kaynak değişim tablosu bu e, öz kaynaklar grubunda bir dönemde gerçekleşen değişimin görülmesini e, e, sağlıyor ve öz kaynaklardaki değişimler Kar ve zarar dışında sermaye arttırım gibi çeşitli nedenlerden de kaynaklanabileceğinin altını çizmek istiyorum. Evet sevgili öğrenciler bu hafta sizinle muhasebe fonksiyonunu genel hatlarıyla ele aldık. Önümüzdeki hafta finans fonksiyonunda... Görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, iyi günler diliyorum. Hepinize Türkiye'den sevgiler, sağlıcakla kalın.